Efendim doğru tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel, günümüz mutlu. Güzel geçsin inşallah. Benim değer verdiğim üniversitelerden biri. Yani değer verdiğim birkaç üniversite var. Aklı başında, sağlam, ne yaptığını bilen, ne yapacağını da bilen, böyle küçük adımlarla ama sağlam bir şekilde devam eden üniversitelerden biri bugün konuğumuz. Kemerburgaz adıyla doğdu, Altınbaş adıyla büyüyecek. 10. yılını, 10. yılımızı kutluyoruz üniversitemizde. Esasında ben kısaca değineyim ama değerli rektörümüz bunu biraz daha açıklayacak. İlk başlangıcında da adı esasında Altınbaş'tı. Fakat bir takım kurallardan dolayı kampüsün kurulması düşünülen yerle özdeşleştirildi ve Kemerburgaz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi olarak açıldı. Fakat 10 yıl sonra kendi özüne döndü. Esasında olması gereken adı sahip oldu. 10 yıl kısa bir süre ama 10 yılda çok şey yapıldı. Şu anda ben 9 diye biliyordum ama 10 fakülte, 2 meslek yüksekokulu, 35 tane yüksek lisans programı, 7 tane doktora programı, 3 tane enstitü, 400'ü aşkın öğretim üyesi, akademisyen, 7500 dolayında öğrenci ki 52 farklı ülkeden, dünyanın 52 farklı ülkesinden 1100 dolayında yabancı öğrenci. Tabii ki arkasında güçlü bir holding var. Bu girişimciliği, inovasyonu da konuşacağız. Değerli konuğumuz Altınbaş Üniversitemizin değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Çağrı Erhan hocamız bizlerle birlikte. Efendim şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sizi burada görmek gayet güzel. Güvendiğim bir kişisiniz ve nezdinizde güvendiğim bir üniversite Kemerburgaz. Aslında çok güzel siz ifade ettiniz. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi olarak 2008 yılında kurulduğunda o zaman mütevelli heyet başkanımız, şu anda mütevelli heyet başkanımız Ali Altınbaş kendisi sunumunu yapıyor YÖK'te ve Altınbaş Üniversitesi olarak kurmak istediklerini ifade ediyor. Fakat o zaman YÖK'ün holding ismiyle, aile ismiyle çok fazla özdeşleşmemesi konusundaki ısrarı üzerine biz İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi olarak kuruluyoruz. Fakat yıllar içerisinde şimdiki Sayın YÖK Başkanımızın da tavrı, ailelerin isminin yaşatılması üzerine ve arkasında bir güçlü holding desteğinin olmasının da öğrenciye bir garanti vereceği, onlara biraz daha güven aşılayacağı gerekçesiyle buna müsaade etmesiyle biz bu girişimde bulunduk ve 1 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kanunla üniversitemizin adı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi iken Altınbaş Üniversitesi olarak değişti. Çok mutluyuz. Bunu 10. yılımızda gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Siz de çok güzel ifade ettiniz. Sloganımız da o. Kemerburgaz olarak doğduk ama Altınbaş olarak büyümeye devam edeceğiz. Esasında gerek üniversite, gerek eğitim, gerekse üniversitenin ilk adı bir vasiyetti. Doğru. Öyle değil mi? Doğru. Mehmet Altınbaş, yani Altınbaş Holding'in de kurucusu, oğullarına vasiyet ediyor. Ve bir eğitim kurumu yatırımı yapılmasını, ülkeye hizmetin, gençlerin yetiştirilmesini en önemli vasiyeti olarak sunuyor. Bu çerçevede zaten Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı kuruluyor. Ve o kuruluşun bir sonucu olarak, o vakfın bir girişimi olarak bugünkü adıyla Altınbaş Üniversitesi doğmuş oluyor. Bu manada o vasiyetin yerine getirilmesi de bizi büyük ölçüde memnun ediyor tabii. Gördüğüm kadarıyla üniversite üzerine titriyorsunuz. Gerek mütevelli heyeti başkanı ve mütevelli heyeti, gerekse siz, gerekse diğer akademisyenler de hakikaten üniversitenin üstüne böyle hani iğne gibi işliyorsunuz, oya gibi işliyorsunuz. 10 yıl nasıl geçti? Önümüzdeki 10 yıldaki hedeflerimiz neler? Bir defa her şeyden önce çok hassas olduğumuz konular var. Bunların başında kalite geliyor. Üniversitenin hızlı bir şekilde büyümesi, öğrenci sayısının artması, yeni fakültelerin açılması, yeni binaların açılması önemlidir kuşkusuz ama bu yapılırken eğer siz plansız, programsız ve kaliteyi de göz ardı ederek ilerlerseniz maalesef çok vahim sonuçlarla karşılaşılabiliyor. O yaptığınız yatırımlar da aslında bir süre sonra boşa gidiyor. Biz Türkiye'nin önceliklerini ve dünyanın kalite standartlarını önceliyoruz. Kendi hazırlamış olduğumuz stratejik planımız 2020 tarihine kadar devam edecek olan içinde bulunduğumuz 5 yıllık stratejik planımızın en önemli gündem maddelerini
Türkiye bilim ve yükseköğretim alanında neyi önceliyorsa biz onların hepsini bu stratejik plan içerisine yerleştirdik. Ve burada da görüyoruz ki girişimcilik, yenilikçilik, sanayiyle işbirliği, topluma hizmet. Tabii ki burada sektörel bilgi buraya yansıyor tabii ki. Tabii. Çünkü sektörü tanıyan kişilerin bu üniversiteyi kurmaları sektörün ihtiyacının ne olduğunu da bizim bilmiyorlar. Bizim hissettiğimiz arkamızdaki en büyük güç tabii Altınbaş Holding'in varlığı. Ve İsim onun olarak ve şey grup şirketlerinin özellikle sizin ifade etmiş olduğunuz şekilde evet. Sektörle iç içe oluşumuza sağladıkları katkı. Bizim eğitim programımızda mesela Co-op diye bir şey var. Stajın biraz daha geniş hali. Bunu 3 ay boyunca öğrencilerimiz gidip Türkiye'deki, bu illa İstanbul'da olmak zorunda değil, bir şirkette eğitim görüyorlar. Böylece teorik olarak almış oldukları eğitimi pratikte yaşamada geçirme imkanı sağlıyorlar. Sayın Mütevelliyet Başkanımızın bir sözü var. Diyor ki biz diyor balık vermiyoruz öğrencilerimize, balık tutmayı öğretiyoruz. Bu çok önemli. Çünkü bir yandan siz herhangi bir konunun teorisini öğrenirken bir yandan da gidip 3. sınıfta, 4. sınıfta özel sektörde bir firmada çalışma olanağı buluyorsunuz. Ve bu öğrencilerimizin büyük bir bölümüne de iş teklifi geliyor. Yani siz mezun olduktan sonra bunun stajdan farkı ne diyeceksiniz? Bunu bir ders olarak alıyor öğrencilerimiz. Ve o firmadaki amirleriyle, hocalarının işbirliğiyle bir not alıyorlar. Ve Türkiye'de maalesef staj biraz daha böyle fotokopi çekme, işte çay getirmeye indirgendiği için biz bunu gerçek anlamda, mesela en önemli attığımız adımlardan bir tanesi, üniversitemizin Mahmut Bey yerleşkesinin de hemen yakınında, karşısında bulunan Türkiye'nin en büyük ikinci organize sanayi bölgesi, iki telli organize sanayi bölgesiyle işbirliği anlaşması yani imzaladı. Yani sektör üniversitede, üniversite sektörünün içinde. Bu çok çok doğru bir yaklaşım olarak kurulduğunu gösteriyor. Çünkü siz de biliyorsunuz, özel sektörün de, kamu sektörünün de zaman zaman bir araya geldiğimizde, bizim oluşturduğumuz dış paydaşlar kurulu çerçevesinde de bir arada geliyoruz. En büyük serzenişleri genel olarak eğitim sisteminden bize nitelikli eleman gelmiyor. Yani üniversite mezunu oluyorlar ama her şeyde çok iyi kitabi biliyorlar ama işte i̇şi fabrikaya girdiğinde işi bize öğretiyoruz. Evet. Bir de bununla vakit kaybediyoruz tamam, gibi bir takım serzenişler oluyor. İşte bunu ortadan kaldırmak anlamında Altınbaş Üniversitesi'nin kurulduğu günden itibaren, Kemerburgaz Üniversitesi olarak kurulduğu günden itibaren almış olduğu kararlar çerçevesinde bu sektörle işbirliği bizim eğitim stratejimizin en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Burada da özel sektör kamu ayrımı da yapmıyoruz. Çünkü kamunun da nitelikli elemana ihtiyacı var. Almış olduğu eğitimi doğrudan doğruya devlet hizmetine yansıtabilecek insana ihtiyacı var. Biz kamuya yönelteceğimiz öğrencilere de aynı şekilde kamuda aynı zamanda üniversitenin de en büyük referansı bu. Doğru söylüyorsunuz. Yani kamuya ne kadar nitelikli eleman verebildiğiniz, bir takım önemli kamu kurumlarına sokabildiğiniz o üniversitenin kalitesinin çünkü ölçülmesinde de önemli. Sadece dersi aktarmak değil. Doğru. Toplumsal sorumluluk da var. Araştırma da var bunun içerisinde. Yani o zaman yüksek liseden bir farkımız olmaz. Şimdi 3 tip üniversite var biliyorsunuz dünyada. Bir mesleğe dönük eleman yetiştiren, araştırma yapan ve 3. nesil üniversite olarak ifade edilmeye başlayan işte sektörle işbirliği ve toplumsal sorumluluk. Biz üniversite stratejik planımızı bu şekilde oluşturduk. Kurulduğu günden itibaren de zaten üniversite hem mesleğe dönük eleman yetiştirmeye çalışıyor, nitelikli, o mesleğin ihtiyaçlarını tam anlamıyla donanarak mezun olan insanlar. Ama bir yandan hocalarımızın ve öğrencilerimizle beraber sürdürdükleri araştırma projeleri var. Bunların yanına bir de topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirme. Doğru. Mesela bir örnek vereyim. Bütün öğrencilerimiz, yani Altınbaş Üniversitesi öğrencilerin hepsi bir toplumsal sorumluluk projesi yerine getirmeden mezun olamıyorlar. Güzel. O bir kredi, evet. O bir ders, esasında hayat dersi. Hayat dersi, siz de biliyorsunuz pek çok iş arayan insanların sitelerinde, bu web sitelerinde diyor ki mezun olduğun kurum önemli ama öğrenciliğin boyunca herhangi bir toplumsal sorumluluk projesi yerine getirdin mi? Bana sadece işveren açısından, gelme. İşveren açısından önemli bir kriter bu. Yani sen öğrenciyken gidip işte yaşlılara, çocuklara,
hastalara, engellilere, hastalara, çevreyi temizlemek için bir şey yaptın mı? Hayvanlar için bir şey yaptın mı? Tabii bütün bunları kapsayan projelerimiz var ve bütün öğrencilerimiz. Geçen sene 2500 öğrencimiz toplumsal sorumluluk projeleri yerine getirdiler. Bu anlamda da öncü olduğunu düşünüyorum ben Altınbaş Üniversitesi'nin. 52 farklı ülkeden 1000 öğrenci. Hep şeyden yakınız, hani bu güzellikleri sadece kendimiz için yapıyoruz. Hani niye yabancı gelmiyor? Bu 52 ülkeye bizatihi gittiniz de mi geldiler? Ne için geldiler? Türkiye'nin en önemli önceliklerinden bir tanesi, Türkiye'yi dünyanın en önemli, en önde gelen ilk 3 eğitim merkezlerinden birine haline getirmek. Bu devlet politikası. Bu devlet politikası çerçevesinde de bazı üniversitelerimiz, ki aralarında biz de varız ve öncü olarak varız, o rakamlara da yansıyor. Hı hı. Sayın Başbakan'ın verdiği bir ödülü aldık bu sene. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yapmış olduğu sıralamada Türkiye'ye en fazla yabancı öğrenci getiren 3. üniversite oldu Altınbaş Üniversitesi. Bu anlamda çok önemli bir yerdeyiz. Biz de uluslararasılaşmayı ve uluslararası öğrencileri Türkiye'ye getirmeyi her şeyden önce ülkeye hizmet olarak görüyoruz. Hı hı. Çünkü bu sadece bir ekonomik girdi değil. Türkiye'ye gelip Türklerle beraber bizim kültürümüzle harmanlanarak burada okuyan insanlar yarın ülkelerine gittiklerinde Asya'da bir ülkeye, Afrika'da bir ülkeye, Orta Doğu'da bir ülkeye, Balkanlar'da bir ülkeye mesela buradan yetişmiş bir doktor, buradan yetişmiş bir eczacı duvarına buradan aldığı Türk bayraklı diplomayı yerleştirecek ve buradan mezun olmakla övünecek. Yani bir anlamda bunlar bizlerin gönüllü elçileri olacaklar. Aynen. Gönüllü büyük elçileri olacaklar. Bu bir devlet stratejisi. Biz burada ülkeye hizmet adına büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bu ülkelerin tamamına gitmedik ama büyük ölçüde gitmeye çalışıyoruz. Fuarlara katılıyoruz. DEİK çerçevesinde, özellikle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu çerçevesinde bir eğitim sektörü konseyi var. Onların düzenlemiş olduğu, onların da içindeyiz. Toplantıların tamamına katılıyoruz ve bu getirdiğimiz öğrencilerin de mezun olduktan sonra irtibatlarını Türkiye ile yitirmeden, gerekirse yüksek lisansa burada devam etmeleri, doktoraya burada devam etmeleri ve meslek kazandıktan sonra da mutlaka Türkiye ile ilişkilerini devam ettirmeleri konusunda bir çaba gösteriyoruz. Burslar da Mehmet Altınbaş'ın vasiyeti miydi? Tabii. Yani zaten iki tür burs var biliyorsunuz. Bir tanesi YÖK'ün. YÖK'ün zaten bütün vakıf üniversitelerinde %10'luk bir burslu, kılavuz, tam burslu, burslu, kılavuz bursu dediğimiz. Bir de bunun ötesinde doğrudan doğruya bizim yine ülkenin öncelikli alanlarını öne çıkartmak suretiyle tespit ettiğimiz burslar var. Bu yılki kılavuzda da bunlar yayınlandı. Açıkçası burslu öğrencilerimizin bir bölümü mesela %25 bursla gelmiş diyelim, %50 bursla gelmiş diyelim. Burada gösterdikleri başarıyla da bu bursun ötesine teşvik geçebiliyorlar. Yani yine aynı noktaya geliyoruz. Tamam, biz bir fırsat sunuyoruz. Bu fırsat kapısına siz giriyorsunuz ama ondan sonra o fırsatı nasıl daha üste taşıyabileceğinizi biz öğretiyoruz. Başarıyla daha üst noktalara taşınma imkanı olabiliyor. Yani daha fazla balık tuttuğun zaman bursun da artacaktır. O, doğru. Peki son olarak öğretim yöntemi olarak bir Flip Classroom dediğimiz bir öğretim yöntemi var. Bunun artılarını öğrenciye ve daha sonraki başarısına yansıması nasıl? Şimdi aslında bu devrim niteliğinde bir gelişme. Altınbaş Üniversitesi olarak da bunda öncü olmak için adımlarımızı attık, güçlü bir şekilde geliyoruz. Teknolojiyi artık biz öğretimde kullanmazsak öğrencilerle hocalar arasında irtibat kurmakta zorlanırız. Bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor çünkü kuşak farkı var ve yeni kuşak başka türlü öğreniyor. Yani bizim öğrendiğimiz, bize öğretilen şekilde tekstil kağıtları, kitaplar vesaire değil, daha görsel, daha online imkanlar üzerinden öğreniyor. Ve buna dönük de biliyorsunuz öğretme materyalleri geliştiriliyor. Şimdi bu ters yüz öğretim ya da Flip Classroom denilen mesele, öğrencinin okula gelmeden evvel, sınıfa gelmeden evvel o derste işlenecek konulara ilişkin bütün şeyleri öğrenip, materyalleri alıp, videoları seyredip ondan sonra gelmek. Öğretim üyesinde sınıfı, bunları hazırlaması sınıfı, gerekiyor. Sınıfı ne için kullanacağız? Sınıfı pratik için kullanıyoruz, sınıfı problem çözme için kullanıyoruz, sınıfı ya tekrar için kullanıyoruz. Tamamlama için kullanıyoruz. Evet, tamamlama için kullanıyoruz. Bu işe çok güçlü bir şekilde giriyoruz ve Altınbaş Üniversitesi'nin de burada öncü olacağını düşünüyorum. Ayaklarınıza sağlık, şeref duyduk.
katıldığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.